Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı kolay, görüntüsü güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3,5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nako Lux Minnoş. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşmakta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben ilmeklerimi şişimi attım. Birkaç sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Modele geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de hazırsanız benimle birlikte örmek isterseniz buyurun hep birlikte örmeye başlayalım. Ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1, 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şimdi şuradaki 1, 2, 3 ilmeğimi şöyle içten girerek üçünü birlikte ördüm. Şişimden çıkarmadım. Biraz uzatıyorum ilmeğimi. Doladım ipimi bir kez şişime. Tekrar aynı yere 3 ilmeği, 3 ilmeği aynı yere batarak örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir tane daha düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ördüm. Bir düz 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz daha ördüm. Böylece bir modeli kurmuş olduk. 2 ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Yine şu 3 ilmeği şöyle içten girerek şişime alıyorum. Bir kez örüyorum. Şöyle ipimi biraz uzatıyorum. İpimi doladım şişime. Tekrar aynı yere batarak 3 ilmeği örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz ördüm. 2 ters. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzden sıramı tamamlamış oldum. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar ve biz şu an arka yüzde 2. sırayı yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şimdi burada bakın 5 tane tersimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şu ikinciyi bakın şişim böyleyken şu ikinci ilmeğimi şöyle sağ şişime alıyorum. İlk ilmeği çıkarıyorum. Şöyle ikinci ilmeği ilk ilmeğin önüne alarak ters örüyorum. 1, 2 ters. Bir tane daha ters örüyorum. Şimdi bu ilmekle de bu ilmeğin yerlerini değiştirerek öreceğim. Şu ikinci ilmeği sağ şişime aldım. Diğerini onun önüne alarak örüyorum. 5 tane ters örmüş oldum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Yine bakın burada 5 tane ters ilmeğim var. Şu ikinci ilmeği şöyle sağ şişime alıp ilk ilmeği çıkarıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne takarak ters örüyorum. 1, 2 ve bir ters daha örüyorum. 3. Şimdi kalan iki tersimi yine yerlerini değiştiriyorum. İkinciyi birinciyle yer değiştirerek yine onları da ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ikinci sırayı tamamladık. Şimdi modeli bir kez kurduk arkadaşlar ama model örüldükçe kendini belli eden bir model olduğu için tekrar birlikte örelim. Yine ön yüzle ilk sırada yaptığımız işlemlerin aynalarını yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 tane düz örüyorum. Şu 3 düz ilmeğimi şöyle içten girerek üçünü birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmadan biraz da uzatıyorum. Doladım bir kez. Tekrar 3 ilmeğimi örüp 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. Şu 3 ilmeği yine birlikte şöyle örerek 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Bir tane çıkardım. Doladım. Bir ilmek daha çıkarıyorum.
ve bir düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpim arkada ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şimdi bakın burada 5 tane tersimiz var. 2, 4, 5. Şu ikinci ilmeği bakın şişim bu tarafta. Şöyle alıyorum sağ şişime. Şöyle ilk ilmekle yerlerini değiştirip ters örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Kalan 2 ters ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği sağ şişime alıp diğer ilmekle yerini değiştirerek ters örüyorum onları da. 5 tane ters örmüş oldum. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Bakın yine burada 5 tane tersimiz var. Şu ikinci tersi, şu şişim bu tarafta. Şöyle sağ şişimi alıp önündeki ilmekle yerlerini değiştiriyorum. İkisini de ters ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Kalan iki ters ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. Şu ikinci ilmeği sağ şişime, ilk ilmeği onun önüne takarak ikisini de ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İki tane düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Bakın iki kez kurmuş olduk arkadaşlar modeli. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Takıldığınız bir yer olursa ilk sıradan tekrar videonun başından izleyerek bakabilirsiniz. Ben daha büyük bir parçada da örmüştüm modeli. Bakın böyle sarıyla ördüm. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde. İki sırada bir kendini tekrarlayan yapımı da çok kolay bir model. Herkesin rahatlıkla örebileceği bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Faydalı bir video olmuştur inşallah. Bu modelden çocuk örgüleri de yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Hırka yelek yapabilirsiniz. Şu aradaki ters örgüleri daha azaltarak veya daha fazlalaştırarak da modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış tercihi. Böylece bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.